Bir diğer olay, cemaatlerin en büyük sermayesi, devletin kendilerini dışladığı baskı, kendilerine baskı uyguladığı, yasakladığı iddiasıydı. AKP ile beraber bu iddia da ortadan kalktı. Cemaatlerin o anlamda en büyük cazibesi bir şekilde iptal oldu. Ama en çok önemli husus Gülen cemaatinin Türkiye'de kademeli bir şekilde, adım adım cemaat yapılarının hepsine bir şekilde tahakküm etmiş olması, cemaatlerin faaliyet gösterdikleri medya, eğitim, sağlık gibi alanları büyük ölçüde tek başına kontrol ediyor olması, bu buna bağlı olarak diğer cemaatleri marjinalize etmesi, kimi durumda da devlet imkanlarıyla tasfiye etmesi. Bunun bir takım örnekleri geçmişte yaşandı. Ee, özellikle adliyede, medyada ve polisteki örgütlü yapısıyla ...istemedikleri cemaatleri, beğenmedikleri cemaatleri, kendilerine engel oluşturduğunu düşündükleri cemaat yapılanmalarını kriminalize etmeyi de bilmişti Gülen Cemaati. Ve e, belli bir aşamada Türkiye'de e, 17-25 Aralık'a gelindiği tarihte Türkiye'de cemaat denince akla sadece ve sadece Gülen Cemaati gelir oldu. Diğerlerinin hepsi onun yanında bir e, son derece etkisiz yapılardı. İşte bu son dönemde e, AKP e, Gülen Cemaati, daha doğrusu Erdoğan-Gülen Savaşı ile beraber bu yapı olduğu gibi dağıtıldı. Özellikle Türkiye'deki imkanları ellerinden alındı. Çok sayıda insanı hapse atıldı ya da işlerinden edildi. E, ve bunların doğurduğu boşluğu Türkiye'de hiçbir cemaat dolduramıyor, doldurmaya cesaret dahi edemiyor e, istese de doldurabilecek gibi değil. Şöyle bir basitlikle söyleyebiliriz. E, Gülen cemaati dışındaki yapıların hepsini, İslami cemaatlerin hepsini toplayın, birkaça çarpın. Yine 17-25 Aralık öncesindeki Gülen cemaatinin etkisine ulaşmaları kesinlikle mümkün değil.